Merhaba. 9 Haziran 2018 Cumartesi günündeyiz. Saat 18.28. Kafiyeli. Evde oturuyordum. Canım sıkılıyordu boş boş. Dedim birdenbire bir üçüncü podcast'a başlayayım. Gene hazırlıksızım ama kafamda bazı şeyler var. Bahsetmek, konuşmak istediğim. Onun dışında bir özür dilemek istiyorum herkesten. Çünkü önceki podcast'te de birazcık bahsetmiştim, bir geçirmiştim lafını. Mikrofon konusunda biraz sıkıntılı dönemler yaşıyorum. Mikrofonum var. 2 tane büyük sanatçı mikrofonu böyle. Ama onu bağlamayla ilgili sorunlar yaşıyorum. Birkaç araç gereç daha almam lazım. Ve onlara ayıracak gerçekten çok vaktim olmuyor. Param da olmuyor. Sınavıma 20 gün kaldı. Ve hani evden çıkıp bir yere gidip bunu alıp da direkt dönmem abi çıktıysam. Ataşehir'de oturuyorum bu arada, full bina. Hani Kadıköy, Ümraniye falan gittiğimde alırım diyorum. Sırf bir parça almak için de gittiğim zaman tutup da hani geri dönmek istemem, direkt bir arkadaşlarımı falan görürüm derken çok zaman gidiyor. Ayrıca param da yok. Dolayısıyla bu mikrofon işini birazcık erteleyeceğim. İlerleyen günlerde biraz daha kaliteli ses kayıtlarıyla karşılaşacaksınız diye düşünüyorum. Hele bir şuna gelsin gitsin istiyorum da. Öncelikle biraz canımı sıkan şeylerden bahsedeceğim bugün. Yani insanlardan. Sonra öyle ne yaparız bilmiyorum. Haber sitesine girerim. Rastgele bir şeyler bakarım. Oradan bir konu gelir aklıma. Konuşurum. Sonra işte İstiklal Marşı, kapanış filan, klasik bir şeyler yaparız. Umarım sıkıcı olmaz. Bahsetmek istediğim konu şu. Ramazan ayındayız ve oruç tutmuyorum. Sağda solda bir şey yer içerken çok rahatsız oluyorum pis pis bakanlardan. Kaldı ki mecbur değilsem bir yerde bir şey yiyip içmem zaten ben. Tutup oruç tutan bir adamın veya kadının karşısına geçip bir sandalye çekip erotik hareketlerle bir müzik açıp buz gibi su şişesini böyle deliğinden dilimi daldırıp böyle yavaş yavaş oval darbelerde bulunmuyorum. Ama okuyayım. Arkama dönüp kafama döküyorum suyu. Su içmiyorum zaten genelde hani. Geçiyorum abi parka. Parkın gerisine doğru geçiyorum. Ağaçların arkasına oturuyorum ve tüttürüyorum, bu yani. Gene de adam kafasını uzatıp rakun gibi bakıyor bana. Ama tutuluyor böyle, uzun uzun bakıyor. 5 dakika bile rahat edemiyorum. 5 vakit namazını kılmayan adam, sürekli küfür eden, tüm ibadetlerini yapmayan halkım. Niyeyse Ramazan ayında birden ağır Müslüman kesiliyor. Benim oruç tutup tutmamam neden, nasıl, yani neden bu kadar ilgilendirdiğini anlamıyorum. 7/24 parkta oturup gazete okuyan emekli yaşlı bir amcayı. Şu an aklıma geldi bir de. Bir keresinde podcast dinliyorum. Birisi tutup dürtüp kardeşim ezan okunuyor, şarkı dinliyorsun falan yapmıştı. Hey Allah'ım. Hani ben de şey yapıyordum, podcast dinliyordum o zaman. Hani zaten podcast dinliyorum genelde. Hani şarkı atıyorum 10 dakika dinliyorsam 50 dakika podcast dinlerim. Kulaklık takılıysa ve bir yerde oturuyorsam. Neyse, bu konudan çok sapmak istemiyorum. Şöyle bir olay var. Beni görünce bir şey yer içerken canın çekiyorsa sabretmesi lazım. Sevabı da ona göre olur zaten. Oruç zaten iradeyi köreltme olayı değil mi? Ben de görmez. Sokaktaki bir reklam afişinde görür. Orada görür. Bir dükkanda görür. Orada görmez. Televizyonda görür. Görür yani. Bir canını çektirecek bir şeyler görecek abi. Amaç bu. İrade meselesi olay. Hatta olay açların halini anlamak da diyebiliriz. Ya orucun yarısını uykuya tutturup iftira bir saat kala sokağa çıkıyor adam, uyanıp. Bakıyor ki ben sigara içiyorum, sinirleniyor. Aa, bu yeni nesil nereye gidiyor falan diye. Bu adam aslında oruç tutmak istemiyordur abi. Çok açık ve net. Kendi ikiyüzlülüğüne orada sinirleniyor beni. Görünce canı çekiyor ama içemiyor, yiyemiyor. O ikiyüzlülüğüne sinirleniyor, saldırganlaşıyor. Bu adam aslında yani oruç tutmak istemiyordur abi. Çok net. Neymiş? Canı çekiyor diye değilmiş, saygısızlık yapıyormuşum. Aç, işsiz, evsiz insanlar, fakir insanlar Ramazan dışındaki günlerde her gün sokaklarda ve onlara da saygı diye sokakta yemek yemeyin o zaman, yemeyelim. Ya tutan tutmayana, tutmayan tutana saygı gösterecek abi. Ben ne yapayım amına koyayım? Yani oruç tutmuyorum, köşeye geçip spora gitmeden önce diyelim bir proteinli süt içmek istiyorum. Bunu içmem lazım yani. İnadına kimsenin karşısına geçip bir şey yiyip içmem ki zaten. Yani onu geçtim. Hani sporcudur, besin alması lazımdır. Çok yoruluyordur zaten, oruç tutamaz. Ve besin alması lazımdır. O gün orada o saatte alması lazımdır. İşte ne bileyim, hastalığı vardır. Benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi mesela. Oruç tutmak istiyor ama bir hastalığı var, tutamıyor zaten. Doktor yasaklamış, sen kimsin amına koyayım. Uzatıyorum belki. Ama yani çok sinir bozucu abi. Ve öyle pis pis şeyler gördüm ki ben bunu yıllar boyunca. Bazı videolara denk geldim. Birazdan podcast'ı durdururum, hatta internette bir bakarım. Sizlere de dinletirim bulduklarımı. Dediğim gibi sporcudur, oruç tutamaz, hastadır, tutamaz. Yani kadındır, regil olmuştur. Tutup sana amca ben adetim demek zorunda değil abi o kadın. Hani gelip sana dese ya ben regilim, tutamıyorum. Allah tutma diyor, sana ne oluyor dese ne diyebileceksin? Veya bu kadın belki bundan utanıyor, çekiniyor.
çekinmesi doğru değil ama yani keşke hani böyle diyoruz hep. Hani bu doğal bir şey, bundan çekinmenize gerek yok bilmem ne. Ama insanlar yani Türkiye'de öyle insanlar var ki çekinmeleri de doğal. Hani gidip çekinir bunu da söylemek istemez. Alnına yazmak zorunda da değil. Yani oruç tutmadığımız için kavga çıkar. Dışarıda yemek yer adam seferidir, kavga çıkar. Hani yolculuğa çıkacaktır adam ve tutamıyor yani tutmuyordur. Ona da bir şey yaparlar. Bunu da sana söylemek zorunda değil ayrıca. İşte kısa şort giyer, darp edilir kadınlar. Yani bilmiyorum gerçekten sinirlenmemek elde değil. Bakıyorum internetteki olaylara. İçeride içemedim, yasak dediler. Geldim şurada sigara içiyordum. Burada hakaret etmeye başladı bana. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Burada bu kadar insana benim başıma topladı. Tabii sigara içiyorsan da gider tuvalette de içebilirsin. Beyefendi, yani. Burada beni tutarlık etmeye hakkın yok. Kapat. Yanlış hatırlamıyorsam bu video Erzurum'da oluyordu. Şu an izlediğim videoda öyle bir bilgi yazmıyor ama Erzurum'da oldu bu olay büyük ihtimalle. Erzurum'da da vardır böyle bir şey muhabbet zaten. Ya kadın diyor ki İçeride sigara içmeye çalıştım diyordu. Hani engellediler hani zaten yasak kapalı alanda sigara içmek. Dışarı çıktım diyor. Burada adam başladı konuşmaya diyor. Milleti tahrik edemezsin falan diyor böyle araya giriyor bir de. Yani üzücü anlatabiliyor muyum? Hani diyecek kelime bulamıyorum. Yani bilmiyorum. Bence bu insanlar oruç tutmanın ne demek olduğunu bilmeyen insanlar. Kaldı ki yani bir kadın anladın mı ne bileyim. Bir erkek olarak üzerine böyle aa diye yürümek de niye sigara içiyorsun falan diye yürümek de korkutucudur bence bir kadın için. Onun da ayrı bir stresini yaşıyordur kadın orada. Kaldı ki bir sürü kameraman bir sürü insanlar falan geliyor kadın. Onun utancını da ayrı yaşıyordur. Hani resmen bu kadın oruç tutmuyor falan diye böyle bir haber varmış gibi orada yayılıyormuş gibi bir şey. Üzücü. Kaldı ki kadın regl de olabilir. Kadın birazcık orta yaşlı. Çok da yaşlı değil ama dayanamıyor da olabilir. Yani ibadet anladın mı? Yani Allah ile kul arasında olan bir şey. Yani tutup da sana kalmamış diyorum yani başka bir şey diyemiyorum. Tahrik ettiğini de düşünmüyorum yani. Bundan tahrik oluyorsan ki kaldı ki yani her şeyden tahrik oluyorsun amına koyayım. Şort giydi, yok şunu yaptı, gençler öpüşüyor, şu sarıldılar, ona sikim elini kaldırdı. Elindeki işte bilekliğini gördüm, bilekliği çok seksiydi, beni tahrik etti. Bunu atın bunu içeriye, bu Rus bu falan diye. Öyle bir topluluk var ki amına koyayım. Gerçekten yaşamak imkansız hale geliyor artık. Sıradaki videoya geçelim. Bu videoyu da daha önceden izlemiştim. En çok sinir olduklarımdan, sinirden titreyerek izlediğimi hatırlıyorum bu videoyu. Gene öyle oldum. Baba kızdı. Ya çok üzücü, videoyu size biraz görselleştireyim, anlayabilin. Bir mekan var ama böyle pasaj içinde bir mekanlar olur ya, o tarz bir şey. Yani böyle cadde madde değil amına koyayım. Yani şey gibi değil, sokaktan oruçlu insanlar geçiyor. Onlar da böyle cama dayanmış çaylarını üpürdetiyorlar falan gibi bir olay yok. 3-5 kişi giriyor içeri. Kim lan buranın işletmeci falan diye böyle insanlara falan vuruyorlar. İnsanlara vuruyorlar. Kaldı ki yani orada şey de, kesin şey de vardır orada hani oruç tutmuyordur. Düzeltiyorum. Oruç tutuyordur. Oruç tutmayan arkadaşlarının yanına gitmiştir ve onlar yer içiyordur. O adam içmiyordur mesela ama yobaz ve bir çomar değildir. Beynini kullanabilen bir Müslümandır yani sadece. Oturuyordur. Oruçta tutuyordur. Arkadaşları da tutmuyordur. Beraber oturuyorlardır. Bu durumun okuyup. Adam gelmiş orada müşterilere vuruyor işletmiş. Şey gördüm ya bu videonun sonuna doğru şey vardı. Adam böyle laptopu kapıyor böyle. Hani çünkü sağa solu kırıyorlar böyle. Sandalye alıp fırlatıyorlar insanlara doğru. Ne bileyim ışıkları kapatıyorlar. Yani bildiğin dükkanı kapattırıyorlar amına koyayım. Saçma amına okuyayım. Şu an konuşmaya üşendim yani. Hayattan o kadar soğudum ki kusura bakmayın özür dilerim ama ben direkt favori videoma geçmek istiyorum. Dinliyoruz. Videoyu önce biraz anlatayım. Çocuklar dondurma yiyor sahilde. Küçükler de yani biraz. Ergenler. Adamın tek geliyor. Ya biz Ramazan ayında bizim ülkemiz böyle falan yapıyor böyle. Çocuk da çok güzel bir cevap veriyor. Dinliyorum. Şimdi enerjimi yeniden bulacağım. Podcast'te eğlenceli bir şekilde devam edeceğim. Siz yanlış yapıyorsunuz. Bak sen yapıyorsun. İsteyen istediğini ya. Kimse ilgilendirmez. Yapamaz. Burası Müslüman ülkesi. Yapamazsınız. Rahatsız oluyorsan yallah Arabistan'a. Yapacak bir şey yok. Her istediğini yapamazsınız Ömer Bekir. Öyle bir şey yok. Burası Müslümanlar. Güle güle. Her istediğini yapamazsınız. Güle güle. Bir dinin, bak sadece İslam değil, bütün dinlerin verdiği emirleri uygulayacak yegane varlık insan zaten. Ve kimse Allah ile insan, Allah ile kul arasına giremez. Nokta. Ya bu neredeyse bütün dinlerde var olan bir şey. Veya
psikolojide var olan bir şeyi söyleyeyim. Baskıyla, zorlamayla, gönülden yapılacak bir işi kimseye yaptıramazsın. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Yurtta kalıyordum bir ara. Süleyman cemaatinin yurduydu. Hocalar zorla namaz kıldırıyorlardı. Zorla. Ve ben cenabet olduğunu bildiğim erkek arkadaşlarımın hani hocam ben kılmayayım ne olur filan diyen çocuk günaha girecek çok korkuyor. Cenabetim demeye de utanıyor hocaya. Ve korkular içerisindeyken hocaya yalvarıyor, bahaneler bulmaya çalışıyor ve hoca zorluyor. Lan sevap yapıyorum, çocuklar namaza sevap işliyorum filan kafasında herhalde. Yani bence İslam dininde onun değeri kötüdür. Ya sana ne diye çığlık atmak istiyorum ya şu an bütün insanlara amına koyayım. Geçen bir Müslüman kardeşim arkadaşım ünlü Yahudi bir bilim adamı hakkında sırf İslam'ı eleştirdi diye ona saldırmayın diye bir tweet atmıştı. Bu ya, yani bu yani anladın mı? Yani adam bilim adamı. Bizden değil diye dövecek miyiz? Veya İslam'ı eleştirilemez diye bir şey mi var? Hani adam belki eleştirip düşünüp sorgulamak istiyor. Sonra kendine göre sonuçlara varıp Müslüman olacak ve bunu engelliyorsun. Veya Müslüman olmayacak ama eleştiriyor ne var? Yani desin ki bu böyle değil bakın şöyle desin. Din hakkında bir eleştiride bulunsun hakaret kullanmadan. Sen de yeterli bir bilgin varsa çıkıp diyeceksin ki bak öyle değil böyle. Hani haklı olduğunu düşünüyorsun tamam. Hayır yanlış düşünüyorsun çünkü böyle diyeceksin. Diyemiyor musun? Demek ki sen o adamdan daha cahilsin. Ve gidip araştırıp ona bir cevap vermen lazım. Yani yarın bir gün biri gelip dese ya herhangi bir dini inanç veya düşünce futbol takımı lan ben Fenerbahçeliyim. Biri gelip diyor ki yok şöyle böyle bilmem ne filan. Ben şunu demem abi. Ne diyorsun lan onu okudum. Başka takımlısın sen bilmem bu olmam. Kanka doğru ya şike yapmışsak yapmışızdır çok bilmiyorum da. Falan hani bu konuyu bilmiyorum bu arada çok taraftar değilim ama benden iyi biliyorsa eyvallah derim. Ha mesela benim bilip de onun bilmediği bir şey vardır derim ki hani bak öyle değil böyle bir olay. Ve bunun için de şöyle demem lan Rus bu çocuğu bak şimdi falan diye demem. Kaldı ki böyle yaklaştığım için o bana hak verir. İnsanlar tartışmayı bilmiyor. Tartışmayı kavga etmek sanıyor onu okuyayım. Kendisi gibi olmayana dışlama var bizde. Saldırıyoruz direkt herkesi. Eleştirmeye yer arıyor insanlar ya. Ya eleştirmek güzel bir şey tamam. Saldırmaya yer arıyor insanlar. Bir hikaye anlatayım. Bir ressam bir öğrenciye itiyor. Ve öğrencisine bir tablo çiz. Meydanın ortasına bırak. Yanına da bir kalem bırak. İnsanlara de ki beğenmediğiniz, hatalı gördüğünüz yerlere çarpı at. Ertesi gün öğrenci bir gidiyor. Resmin her yerinde çarpılar, karalamalar var. Resim gözükmüyor neredeyse. Bayağı bir üzülerek hocasının yanına gidiyor. Hocası da diyor ki sıkma canını. Şimdi bir tane daha çiz. Ama bu sefer yanına paletler, boyalar, kağıtlar koy diyor. Ve bıraktığın notta şu yazsın. Eğer beğenmezseniz değiştirin. Ve öğrenci ertesi gün gittiğinde adam bıraktığı gibi buluyor resmini. Biz de öyleyiz. Biz ancak saldırmayı biliyoruz. Oruç tutmayana, para kazanana, para kazananı sövmeyi biliyoruz ancak. Eski podcast'ten bilenler bilir bu dediğimi. Ancak saldırmayı biliyoruz. Hiçbir şeyi düzeltmek için çaba harcamıyoruz. Bir yanlış varsa hadi saldıralım. Bu değil abi. Bir yanlış var. Çözmeye çalışacağım. Bu. Tamamen çok sinirlendim. Bence bu videoyla enerjimi yerine getireceğim. Sonra podcast'te daha eğlenceli konularla devam edeceğim. Erzurum'da insanların yanına arabayla gidip arabanın içinden diyor ki adam Ramazan ayında buralarda diyor yemek yiyecek bir yer var mı diyor. Onu izleyeceğiz şimdi dinleyeceğiz daha doğrusu. Ha sen dinleyeceksin ben izliyorum. Kıskan beni. Yemek yiyebileceğimiz yer var mı burada hiç? Yemek yiyebileceğimiz. Burada yemek yiyeceğiniz şey Kalfur'da belki bilmem ama buralarda lohanta muhanta yasak. Buralarda yasak mı dedi o ben mi yanlış duydum? Yok mu? Şimdi açık bulamaz. Erzurum'da lohanta açık. Bugüne kadar olmadı yani. Aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş burada yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı? Abi ne diysen ya manyak mısın hele git sen güzel ya. Yok mu hiç böyle bir yemek yiyeceğimiz yer? Yok manyak mısın Erzurum'da ne arar Ramazan günü? Kolay gelsin. Ecelen susadın. Yemek yiyeceğim. Ecelen mi susadın? Selamünaleyküm. Aleykümselam usta. Abi açık yer var mı böyle yemek yiyebileceğimiz? Ya hele basket kardeş. Hadi kurban olayım hele basket. Yok mu? Ya basket. Böyle işte. Bu arada bu şive var ya Erzurum şivesi. Bilmirem etmirem. Çok gerçek bir şekilde böyle bir içime işleyecek şekilde çok yaşadım bunu. Şöyle Erzurumluyum yarı. Gerçi ben nereli olduğumu bilmiyorum. İstiyorsanız siz karar verin yorumlarda yazarsınız. Ben İzmir'de doğdum. Babam Yozgatlı. Yozgat'ta doğmuş. Ama babama sorduğun zaman Ankaralıyım diyor. Ankara'da büyümüş çünkü. Ablam da Erzurumlu. Ben Sivas'ta büyüdüm. Bir dönemde Ağrı'da ve Sakarya'da yaşadım. Öyle. Bunu anket olarak yayınlayacağım. Cevaplarsınız nereli olduğumu tartışalım hadi. Ben İzmir'de doğduğum için güzel bir kız sorunca İzmirliyim diyorum. Mesela bakkal var mesela bizim. Bakkalımızdır mahalle bakkalları muhabbet kuruyorum arada böyle. Sivaslıymış. Ben de Sivaslıyım abi diyorum. Adamın konuşmasından tanıyınca böyle Erzurumlu görünce Erzurumluyum diyorum. Yozgatlı görünce Yozgatlıyım diyorum. Sakarya
Çıkarcılık güzel şey. Neyse annemler Erzurumlu ya. Bir düğün oluyor, bir şey oluyor filan diyelim. Bir akrabalar geliyor İstanbul'a ta Erzurum'dan. Böyle 7-8 kişi yaşlı kadın böyle. Bir konuşuyorlar amına koyayım. Yemin ediyorum size hiçbir şey anlamıyorsunuz. Hepsi aynı anda konuşuyor. Ve hepsi birbirini dinleyebiliyor. Ve şiveleri yüzünden ben hiçbir şekilde bir şey anlamıyorum. Bana bir şey soruyorlar. Böyle aralarında genç bir tane kız var gene bizim akraba. Ona dönüyorum böyle. O anlıyor benim hani böyle olduğu durumun böyle olduğunu anlamış. O böyle çevirmenlik yapıyor. Yani Türkçeden Türkçe'ye dil çeviriyor. Kadın diyor mesela aa diyor böyle. O da diyor ki hangi sınıfa gidiyorsun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Falan diyor. Ben ona cevap veriyorum falan. Hay Allah'ım ya. Bulursam bir ses kaydı falan atmışımdır belki arkadaşlara. Şimdi bizim akrabalarımızın ses kaydını da sizinle paylaşırım. Hem hayatım her şey diye. Evet, ona bunu yani. Anladı. Karı kız ona bunu da söylemeyeyim canım azarlayarak şey. Karı kız ona anladı. Bilmem ne yapıyor. Şimdi o da yaşlı. Yaşlı. O el oldukça kolumdan yaşlar sanırım. Daha bağırıyor bağırıyor. Sıkıntılar. Bak kanka böyle bir şey işte bizim ortam. Ama seviyorum ya doğulları. Doğuyla çok haşır neşir olmadım. Ama doğulları seviyorum. Çok misafirperverler. Bir de şöyle bir şey var. Doğuda zannediliyor ki bütün Kürtler, bütün insanlar, doğudaki Araplar, Türkler fark etmez yani. Sanki devlet düşmanı falan öyle insanlar sanılıyor. Çoğusu da öyle zaten. Ama ben gerçekten ırkçı olmamak için birçok şey gördüm. Irkçı olmanın ne kadar gerizekalıca bir şey olduğunu anlatacak birçok şey gördüm diyeyim. Şöyle şeyler de duydum tabii. Mesela benim babam dediğim gibi asker. Kışın mesela köy yolları kapatılıyor ya. Köylü bir kadın doğum yapacakmış. Babamlar tutuyor helikopterle gidiyorlar. Kadını alıyorlar hastaneye. Doğum yapıyor filan. Çok güzel. Köyü tekrardan bıraktıklarında dönerken herkes helikopteri taşlamaya başlıyor. Askeri helikopter diye. Jandarmanın helikopteri diye. Böyle birçok şey var. Mesela ben biz Sivas'ta yaşıyorduk. Babamın tayini Ağrı'ya çıktı. Tabii o zamanlar PKK'nın yoğun olduğu zamanlar biz Ağrı'ya gitmedik. Ama ben yazın tutturdum babamı göreceğim. Çocuğum da zorla gittim. Mesela Ağrı'da babam komutan olduğu için karakol komutanıydı. Sıkıntı mıkıntı yaşamayalım diye tanıya neden olur bilmem ne şu bu. Bir de farklı yer görelim filan derken hep Iğdır'a gidiyorduk, orada yemek yiyorduk. Iğdır yakında Ağrı'ya. Ama mesela Türk olduğumuzu anlıyorlardı. Mesela çok açık ve net bir yerde bir yemek yersin ve dersin ki bu hesap 20 lira olmaz dersin. Öyle bir şey yersin. Türk olduklarını anladığın zaman o hesabı 25 lira derlerdi size. Türkçe konuştuğunuz zaman filan. Öyle şeyler olurdu. Ama mesela ablamın bir Kürt arkadaşı var. Gitmiş bir gün kuaföre. Türk sanmışlar kızı. Kürt kuaförüymüş. Kürtler böyle konuşuyormuş Kürtçe. Şey diyorlarmış işte hani laf maf atıyor, küfür ediyorlarmış filan. İşte şu susaktan bu kadar para al filan diyormuş böyle Kürtçe. Kız da tabii Kürtçeyi anlıyor ama Türkçe konuşuyor. Hani çaktırmıyor filan. Hiç çaktırmamış. Devam etmiş filan. En son demiş ki giderken Kürtçe bir şekilde al şu 50 lira üstü kalsın filan demiş. Öyle bir tag life. Gerçekten gene aynı şey biliyor musunuz? Az önce konuştuğumuz konunun. Bugün çok can sıkıcı şeyler konuştum ama. İnsanlar birbirlerini saldırmaya yer arıyor ya. Sen bizden değilsin. Aa vurun falan diye. Çok üzücü bir şey ya bu. Gerçekten öyle ya. Yani Türk, Kürt bilmem ne. Keşke birimizi sevebilsek, öyle yaşasak. Biz gene doğudayız. Bir tane köy halkından bir insan babamı yemeğe çağırıyor. Ailecek. Gidiyoruz abi. Abi evlerinde oturacak kanepe falan yok. Süngerlere oturuyorlar. Minderlere. O kadar fakirler. Gerçekten çok fakirler. Ve kadınlar ayakta duruyor böyle. Sonradan ablama demişler böyle kenara çekip mutfaktayken denk gelince ablama demişti ki kadınlar. Kusura bakma bizim hani bizde gelenek görenek gibi bir şey bu. Biz ayakta kalıyoruz oturmadık kusura bakma falan demiş. Ablam da oturuyormuş. Ablam şey demiş hemen ya ne demek demiş hani ben söyleseniz ben de ayakta dururdum falan demiş. Ablama patik vermişler. Ya abi paraları yok yani fakirler çok belli ve tutup ablam patik falan örmüşler veriyorlar böyle. Çok tatlı şeyler ya güzel şeyler yani böyle doğuda askere sahip çıkan insanlar var. Batıda Kürt'e sahip çıkan insanlar var. Hala umut var yani. Bu tarz konuları da konuşmak istemezdim podcast'ta ama şu an doğaçlama gittiğim için verdim fırına gitti yani. Siyasi hiçbir şeye değinmek istemiyorum. Bu da bir siyasi bir sorun sayılır aslında Türkiye'de. Sadece çok önemli bir şey değil ve çok koyu bir görüşüm olmadığı için bu tarz konularda konuya girdim rahatsız olmadan. Ama siyasi anlamda bir Kürt-Türk sorunu, Türkiye sorunlarını falan bir gün konuşmak isterim. Sadece gerçekten çok büyük bir bilgi birikimine sahip olup öyle başlamak istiyorum. Yakın zamanda değil. Yakın zamanda demeyeyim. İlla ki bir gün siyaset tarzında podcastlere başlayacağım. Ben kendimi devlet aklıyla düşünebildiğimi hissediyorum. Diğer insanlara göre çok sığ. Hani hiçbir şeye de çok radikal olmadığım için kendimi bunu yapabilir görüyorum. Mesela Uber muhabbeti. Bundan yaklaşık 3-5 ay önce ben Uber yasaklanacak demiştim. Öyle oldu. Twitter'da takma kaçmışlar hatta geçen. Destek verdim Uber'e. Dedim ki seçimler yaklaşıyor dedim. Sarı taksicilerin nüfusuna baktım. Uber'lerin nüfusuna baktım.
sadece İstanbul'dakilere baktığım zaman dedim ki Uber kapatılır. Seçim yaklaşıyor ve Uber'e çözerse iktidar sarı taksicileri arkasına alır ve sarı taksicilerin nüfusu gerçekten çok fazla. Bir de bu ülke geneline yaydığınızı düşünün. Çünkü sadece batıda Uber kullanılıyordur diye düşünüyorum. En azından batıda daha fazladır. Yani ben daha fazla olanı gördüğüm halde sarı taksicilerin nüfusunun çok çok daha fazla olduğunu gördüm. Ben bunu dediğim zaman mesela arkadaşlarım saçmalama şöyle böyle filan demişti ve Uber yasaklı şu an. Netflix yasaklı, şu tutuklu, bu tutuklu, nereye gidiyoruz acaba? Neyse, dediğim gibi siyaset yapmak istemiyorum şimdilik. Ama yapacağım zaman çok radikal bir şekilde ve özür diliyorum. Çok fazla radikal olmayacak bir şekilde ve her görüşten miş gibi, hani tarafsızca bir haber sunar gibi yaklaşarak insanlara siyasi anlamda bir şeyler katmak istiyorum. Büyük bir bilgi birikimine sahip olduktan sonra ve dediğim gibi böyle öngörülerimin olacağını düşünüyorum bu podcastlerde. Mesela hatta şu anda da bir kehanette bulunuyorum, hazır mısınız? Ali Koç Başkanoğlu demiştim, Fenerbahçeliyim, ne güzel. Ama diyorum ki Aziz Yıldırım'ı sevmediğimi belirterek, Ali Koç sanıldığı kadar Fener'e iyi gelmeyebilir. Çünkü en küçük hatasında yakacaklar. Niye, adam siyasi? Zil mi çaldı lan? Çalmamış, devam. Adam siyasi. Bu arada eğer zil çalarsa podcast'i çat diye bitireceğim. Başka bir gün devam edip ekleyeceğim. Umarım kulağına işkence etmem. Ali Koç siyasi bir adam. Gezi Parkı olayları vesaire, şu bu, biliyoruz az çok. Erdoğan mesela, Aziz Yıldırım seçilseydi Erdoğan tebrike giderdi bence. Ama sadece telgraf yollamış Ali Koç seçildiğinde. Fenerbahçeli Recep Tayyip Erdoğan bu arada. Ben düşünüyorum ki yeni bir stat açmak ister, ihale vermezler. Yani devlete ters bir adam olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz. En küçük hatasında ensesinde olurlar. Aziz Yıldırım olsa ve şike yapsaydı mesela Fenerbahçe, görmezden gelirlerdi bence. Ama şu an belki de bir hatasını bile beklemeyecekler. Bir gün çat diye. Bilmiyorum. Umarım hayırlısı olur ya. Umarım, yani Fenerbahçeli olduğum için bir konuyu açmadım. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Çanakkale, Dardanelspor, hiç fark etmez. Umarım her şey için hayırlısı olur, her takım için. Ve Türk futbolu gelişir ve bir yerlere gelir ve dünyada başarılar sağlarız. Dediğim gibi bir gün siyasete atılacağım. Parti kursam oy verir misiniz lan? Bunu da ankete koyuyorum. Anketlere bakarsın, iyi butonuna tıklayıp YouTube'dan. Anketlerle böyle podcastlere seni biraz daha çekebilirim. Hani beraber bir şeyler yapmış oluruz. Hani seni kendi yayınıma katarım gibi bir şey olacak. Biraz seninle içte bir şekilde yürütmek istiyorum bu tarz şeyleri. Zaten dinleyici kitlemiz harika ya şu an. Çok mutluyum, amına koyayım. Mesela şu an bir podcast ortalama 100 bin görüntülenme alsa, her cinsten insan olacak, anladın mı? Şu an ama kitlemi çok net bir şekilde tarif edebilirim. Hani asosyal, ya kulaklığı seven, yalnızlığı seven, sosyal bile olsa kendisine vakit ayırmayı seven insanlar dinliyor. Kendisiyle mutlu, böyle kahvesini koyup kulaklığını takıp camdan dışarıya seyrederken muhabbet eden insanları dinleyebilen, dinlemeyi seven insanlar dinliyor. Gerçekten mutluyum. Ben bir iş yaptığım zaman meyvesini erken toplamayı seviyorum çünkü onunla motive buluyorum. Bu işi de mesela baktım kitleyici böyle, yani bu olayda da mesela baktım kitle böyle, direkt aşırı mutlu oluyorum ya. Geçen mesela oturuyorduk arkadaşımla, birden podcast falan aldık, hani yayınlayacağım onu da, biraz uzun olduğu için düzenlemesi vakit alacak. Gerçekten çok seviyorum artık bu işi, bu podcast almayı, kayıt yapmayı, konuşmayı, duygularımı boşaltmayı ve benim gibi insanların beni dinlediğini görmek çok güzel. 100 bin kişi dinleseydi muhtemelen her cins insan dinleyecekti. Belki biz şımaracaktık. Kaldı ki ben geldiğim yeri unutmam ya, öyle bir şey olmaz. Dediğim gibi Erzurumlu bir anneye sahibim. Konu bulamadığım için annemin konusuna geri dönüyorum. Annem ne biliyor musunuz? İşte doğulu kadınların misafirperverliği yok mu? Bir insan gelecek mesela, diyelim bir arkadaşımı tanıştıracağım filan. Ağzıma sıçar. Şöyle haber vermezsen. Haber vereceğim ben önceden. O bir yemekleri filan hazırlayacak. Hani böyle bir insan. Öyle yani, anlaşamadığımız oluyor da seviyorum. Yani kim hangi insanla anlaşıyor ki, anasını satayım. Yani en çok kavga ettiğin insanları düşün, muhtemelen en sevdiğin insanlardır onlar. Hepimizde oluyor böyle şeyler ama seviyorum yani. Sürekli trollüyorum. Annemde şey modu vardır, hani şöyle anneler olur ya, oğlum hani 20 yaşındayım bu arada arkadaşlar. Annem şöyledir böyle, oğlum biri bir şey verirse kullanma oğlum, bu modda. Ve ben de full trollüyorum, çok tatlı yani. Anne işte bonsai zam gelmiş, harçlığımı attıralım mı filan diye böyle trollüyorum. Hatta bir kere başım ağrıyor. Tuvaletteyim böyle, başım ağrıyor falan dedim böyle. Hani tam annemin şüpheleneceği bir durum var ortada. Tuvaletteyim böyle, sesim az çıkıyor. Başım ağrıyor falan diyorum. Dışarıdan yeni gelmişim. Hakikaten de başım ağrıyordu bu arada. Bir şey kullanmıyorum. Ulan 3. podcast gene konu uyuşturucu ya. Çıldıracağım.
Konu bir şekilde uyuşturucuya giriyor benim podcastlerimde ya. Neyse. Annem şey dedi. Bir şey mi kullandın oğlum? Bir şey mi kullandın falan. Kapıya dayandı böyle. Böyle saçma bir anım var. Hatta trolüne videosunu çekmiştim ya. Dur annemi trolledim. Çok video var aslında. Bulabilirsem eğleniriz birlikte. Şu an bulamadım videoları ama podcast'i kapattıktan sonra bayağı bir kurcalar bulurum. Ve burada yayınlarım. Dakika. Anlamadım. Ne dedin? Yok öyle bir şey değil mi? Evet, uyuşturucudan başım ağrıyor. Lütfen ciddi konuş. Şaka yapıyorum, video çekiyorum. Niye şey başın ağrıyor? Ne bileyim. Soğuktan mı? Bilmiyorum. Sigara mı içtin? Hayır. Tamam, hiçbir şey. Onun dışında bitireyim ya. Uzun olacak zaten, videolar filan eklerim dediğim gibi. Seni seviyorum. Seni seviyorum ne amına koyayım. aşka geldim birden. Bitiriyorum, kendine iyi bak. Görüşürüz bir dahaki podcast'te. Duyduğun her şey için kulaklarından ve senden özür diliyorum. Ve gidiyorum.